Seni kesinlikle sen kazanırsın. Cem'e de başvurmadığına göre kesin. Geçen sene de benim hakkımda da Cem'in babası torpil yaptığı için kaybettim. Yarışma mı bu ne? Hı hı. Lise arası şarkı yarışması. Herkes katılabiliyor mu? Gitsen beni de alırlar mı? Alırlar da. Neyse boş ver. Sana rakip olmayayım. E kankamsın sonuçta. Canım sen zaten bana rakip olamazsın. Git başvur bak, ciddi söylüyorum. Formlar rehberlik sınıfında. Sahne tozumu yutacak biri daha. Beyefendi, ne bekliyorsunuz burada? Arkadaşımı. Ne arkadaşıymış o? Yaşınızdan başınızdan utanın. Buradaki kızları devlet bana emanet etti. Burada böyle kapıda bekleyemezsiniz. Ya hanımefendi, yanlış anladınız. Anladım ben anlayacağımı. Hemen buradan gidin, yoksa bekçiyi çağırırım. Toprak. Feride. Siz tanışıyor musunuz? Aha, evet. Toprak benim arkadaşım. Aynı zamanda çocukların da öğretmenidir kendisi. Hay Allah. Evladım öyle söylesene. Ben de şey sandım. Sapık. Yok canım, estağfurullah. O nasıl laf öyle? Zaten güvenliğin haberi vardı Toprak'ın geleceğinden. Neriman Hanım yurdun müdürü Toprak. Ha, anladım. Size iyi günler dilerim müdür hanım. İyi günler. Gidelim mi? Ah, o şeyden sen de tak kafana. Allah muhafaza, kazan baza olur. Size kadarı anlatmıştım. Hatırlarsınız değil mi? Hani şu un çuvallarının üstünde bulunan kız. Geçen gün onun ailesini aramaya gittik. Ama bulamadık. Yoldan geçen herkese annem sen misin, babam sen misin diye sorup durdu. İnsanlar deli sanıp kaçtılar. Ben ondan daha zavallıyım. Onun en azından bir umudu var. Biliyorum. Ben sizi bir daha hiçbir zaman göremeyeceğim. Biliyorum. En fenası da ne biliyor musunuz? Sizin hiçbir mutlu anınızı hatırlayamıyorum. Gözlerimi ne zaman kapatsam, anne sen kanlar içinde, baba sen de silahı kafana dayamışsın, affet beni kızım diyorsun. Sonra yeniden, yeniden, yeniden vuruyorsun kendini. Ben artık dayanamıyorum. Anne. Ben artık dayanamıyorum. Ne olur, ben dayanamayacağım anne. Ben dayanamayacağım. Ne olur bir şey de, ne olur. Ben nasıl katlanacağım? Ben nasıl yaşayacağım baba? Nasıl yaşayacağım ben? Öyle çocukken de korktum da aranıza yatardım. Bana sarılırdınız. Ne olur,
Ne olur şimdi de sarılın bana, ne olur. Şimdi de unutun beni. Yanımda olun benim, ne olur, ne olur. Ne olur. Dayanamıyorum. Kadar nasıl, iyi miymiş? Aradım vallahi, hedoş bebek gibi bakıyormuş, gayet iyi. Canım ya. Cenk ve Güney. Arkadaşlar, bu havalı aletler sizin için. Bugünü çıkış saatine kadar tekerlekli sandalyeyle geçirecek. Arkadaşınızla empati kurmayı öğreneceksiniz. Hocam. İyi olmuş. Efendim? Hiçbir şey. Hocam, galiba Songül arkadaşımız da Arda arkadaşla empati kuramadı. Ya hocam, kötü bir şey söylemedim ki. Hem ben de kullanabilirim. Yani sonuçta Arda ne yaşıyor bilmek isterim. Sen zaten sevgilinin ne yaşadığını hiç merak etme. Tamam, Songül sana da bir tane ayarlarız. Evet arkadaşlar, buyurun aletlerinizi alın. Havalı aletlerinizi. Al bakalım. Geçin, hemen şunu alacağım. Kraker alabilir miyim? Ne, bir dakika, bir kraker alabilirim. Ben alıyorum, çek. Ne yapıyorsun? Ben geldim önce. Ne? Abi bir tane kraker. Var mı? Bu nasıl aşağı inecek? Burada bir şey yok lan. Yok. Ben sol tarafa bir bakayım. Sol tarafa bakayım. Bu insanlar nasıl iniyor ki? Ya bir şey diyeceğim, hadi vallahi kalkıp binelim normal ya. Olur mu öyle şey Güney? Sıkıldım, içim daraldı. Çocuklara söyleyelim bari, ne bileyim, yardım etsinler. Ya yok, sıkıldım ben. Kaldık buldum, ben daraldım. Ya arkadaşlar, buradan olmaz. Arkada rampa var. Tamam. Hadi abi, hadi. Tamam, sen dön. O kadar kolay mı? Allah Allah ya.
kız Meral. Koş Neriman oyala da biz de kaçalım. Şimdi camdan falan da bakmasınlar, görür mörür. Pardon da ben niye Neriman'ı oyalıyorum? Çünkü canısı gevezelik senin işin, anladın mı? Boş konuşmak, çok konuşmak. Git görevini yap hadi. İyi tamam. Ben de şunu toplayayım. Oğlum. Niye o kadar açtın ya? Düzgün katlayalım dedin. Nereye götürüyorsunuz o battaniyeleri? Bir arkadaş yıkatacağız ya. Fedoş hepsine yetişemiyor, yazık. Kızlar, Rüstem amca gelmeden çıkalım hemen. Ya Neriman Hanım görmemiştir değil mi? Bakmıyor. Ne diyeceksen yarına sakla. Mesai saatleri dışında sizinle uğraşamam. 5 dakikacık daha durun lütfen, çok önemli. Aa, camı kapatmamışım. Çabuk çabuk söyle, çabuk çabuk söyle. Neriman Hanım. Diyorum ki bütün odaları makyaj masasına eklesek. Ha, olur. Aşağıya kuaför salonunda açalım mı kızım? Yani? Çekil önümden, çekil. Kötü kötü söyletme beni. Mankenlik okuluydu sanki burası. Hala duruyor. Tövbe estağfurullah. Neriman Hanım. Hani gayrimeşru olduğumu söylemiştiniz ya. Nereden biliyorsunuz? İyi bir aile kızı olsan seni niye cami avlusuna koysunlar ki? Bana bak, sen temizliğe falan gelmiyorsun. Baksana hava zaten çok soğuk. Tam iyileşemedin, iyice beter olacaksın. Ver şunu. Ya Songül, iyiyim ben. Ya kızım, görmüyor musun? Zayıfladı, yüzü kaşık kadar kaldı. Zaten Cemre var, ben varım. Hallederiz biz. Evet kadar, sen gelmesen mi? Ben istemiyorum yani. Ne dedim ben şimdi? Ben de anlamadım ki, hiçbir şey yapmadın. Sen burada kal, ben gönlünü alıp geliyorum. Kader! Ya Kader! 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 Ya dur ya! Kızım, ben ıssız adaya düşsem yanımda Kader'i istiyorum derim. O derece yani, biliyorsun. Tamam, ben de geleceğim yarın. Tamam. Bana bak, ben yokken annen gelirse hiç o kadına konuşma. Tamam, muhatap olmanı istemiyorum. Doğru odana gir. Meral! Bana bak, Kader sana emanet. Annesi gelirse öyle görüştürme, tamam mı? Telefon etmeye çalışırsa da izin verme, anlaşıldı mı? Oldu canım. Bir de iple bağlayayım istersen. Ya bir kere tamam Songül de be. Sen beni anladın mı canım? Hadi öptüm seni, görüşürüz. Neriman Hanım mı azarladı? Aslan parçam, bunların anaları babaları yok mu? Niye kendi başlarına eve çıkıyor bunlar? Söyledim ya anne, sıkıntı olmuş işte. Ha, dur dur, şurada kullanmadığım tabaklar da var. Bunları da koy oraya. Bana bak, bunlar senin iş yerinden arkadaşların değil mi? Hı hı. İyi o zaman, bu eski tabaklarda yemek yiyeceklerini gelip burada yesinler. Zaten ben bir tencere yemek yapıyorum her gün. Sağ ol anne, ama gelemezler işte, söyledim sana. Bana bak, bunlar senin arkadaşların değil mi? Senin arkadaşların benim evladım sayılır. Cansın sen, can. Ay kurban olayım. Hadi acele et de çıkacağım. Dur dur,
Patates yemeği yapmıştım ben. Şimdi taşınma telaşıyla onlar bir şey pişiremezler. Onu koyayım da götür ha. Sen var ya bir tanesin, bir tane. Ay kurban olurum ben sana. Ha dur dur dur. Şu bardakları da kullanmıyorum. Koy içine hadi. Alo, Toprak. Ha yok, gelme gelme. Eve geldim zaten. Erken çıktım yurttan. Bakanlıktan birkaç kişiyle görüştüm. Eylül almak zor ama imkansız değilmiş. Tamam. Tamam, anladım. Akşam görüşürüz. Ne yaptınız oğlum siz? Ne yapalım Güney? Başka çaremiz yoktu abi. Bana bak. Sakın anneme bir şey söyleme, silerim seni. Rahat ol, benden sır çıkmaz. Da ya Nazan teyze polise gitmek isterse? Ki gidecek. Giderse gitsin abi. Biz de başka şehre taşınırız. Ama asla Eylül o eve geri dönmeyecek. Ya Cemre ya, Hidoş acaba eski perdeleri ne yaptı? Keşke isteseydik be. Daha fazla şey isteseydik anlardı. Doğru. Ya depolu kumaşlar oluyor, böyle kiloyla satıyorlar. Annem eski evin perdelerini öyle yapmıştı. Yani o adamla evlenmeden önce. İş bulup para kazanalım, biz de öyle yaparız. Canım benim ya, sen ne kadar romantiksin öyle. Nerede yatacaksınız peki? Ha? Kafayı yiyeceğim ya. Hasta mısınız oğlum siz? Evcilik oyunu mu lan bu? Ya Güney, sen gerizekalı mısın ya? Duymuyor musun? Bu insanların başka çaresi kalmamıştı. Bir şekilde halledeceğiz. Ben eşya bulacağım onlara. Ne yapacaksın? Yurttan yatak mı çalacaksın? Gerek yok. Tamam. Benim kredi kartından hallederiz. Ya ne kredi kartı ya? Senin kredi kartına falan ihtiyacımız yok. Ben eşya bulacağım diyorum. Nasıl? Görürsün. Ya Meral, annem çok fenaydı. Üzüntüden hastalanmaz değil mi? Ona bir şey olmaz canısı. Annen ya duygularını aldırmış ya da botoks yaptırmış. Sinsi! Dışarı çıkıp anneni arayacaksın değil mi? Yemezler. Otur. Kartı ver. Aramayacaktım zaten. Ben yemekhanede oturacağım biraz. Olmaz. Songül beni senin başına bekçi dikti. Şimdi o huysuzla uğraştırma beni. Otur yerine. Ya Meral, altı üstü yemekhaneye gideceğim. Oturacağım, bir yere gitmeyeceğim. Ha, yemezler canım. Dışarı çıkıp yeni kart alıp anneni arayacaksın değil mi? İzin vermiyorum. Ah, bu bütün param. Aa, bunlar da ayakkabılarım. Çıplak ayak hiçbir yere gidemem değil mi? Şimdi oldu. Güney. Ha. Bak. Neye bakayım? Kanepe oğlum. Eylül'le Serkan için. Kızım görmüyor musun? Eski bu. Atmışlar bunu. Lan gerizekalı. Yeni olsa atarlar mı? Tut da şunun ucundan. Gece konduya götürelim. Ya buradan oraya koltuk mu taşınır? Dur bari nakliyeci falan çağırayım. Oğlum ne nakliyecisi ya? İki dakikalık yol şurası. Kızım o kadar da değil. Tamam, kız arkadaşımızla maç falan yapıyoruz da çöpten bulduğumuz koltuğu da taşıtacak halimiz yok. Ya Güney! Tamam, vazgeçtim. Taşıyalım.
Benim tarafa ver abi. Ya kız erkek ayrım yapma ulan bana. Eşitiz biz, eşit. Senin atarını yerim ben. Allah'ım. Millet sevgilisiyle sinemaya gider, biz çöpten koltuk taşıyoruz, ilişkiye bak. Ne varmış? Nerede bu kız ya? Kızlar, kaderi gördünüz mü? Dışarı çıkarken gördüm. Allah'ım mal ya. Anneanne diye ölecek. Sen kendine bak. Her annenim diyenin peşinden koşuyorsun ama. Kızım, ben merakımdan gittim. Tabii tabii, öyledir. Hem bense bir şey diyeyim mi? Ben tamam deseydim beni bağrına basacaktı. Kızım diye peşimde pervane olacaktı. Ne istesem yapacaktı. Tek lafıma bakardı yani. Ya Kader, niye meydanı bu salağa bıraktın sen? Cenk Meral'den hoşlanıyormuş. Ben ne yapayım Songül? Ben ne yapayım ya? Vay pisliğe bak ya. Güney, senin bu şerefsiz arkadaşın Meral'den hoşlanıyormuş. Ne? Evet. Ne var bunda şaşıracak? Ben bundan daha havalıyım. Doğru konuş kızım. Kader senden çok daha güzel. Ya tamam, doğru söylüyor. O benden daha havalı. Ama zaten Cenk benim tipim değil. Hatta diyorum ki siz dördünüz takılın. Ben gideyim. Kader. Gidiyor musun? Gidiyor canım. Sanki çok umrunda da. Suyu alayım canısı. Tabii ki ama sen önce bir otur. Yorulma. Tabii. Soğuk almadım hasta olursun diye. Çok tatlısın. Kader. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ulan erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız ya. Bak ne kadar üzüldü kardeşim. Ulan benim suçum ne? Sen de millete kızıp kızıp bana bağırıyorsun. Bana ne? Ne yapayım? Ben mi dedim çocuğa git bundan hoşlan diye? Bak ben bu Meral'i döverim. Döv, ben de Cenk'i döverim. Ne yapayım? Eylül, sinemaya gidelim mi? Serkan bugün olmaz. Cemre ararsa hemen telefonu açmam lazım. Haklısın ya, düşünemedim. Ama sen istiyorsan git. Yok, ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Çaylarımızı içtikten sonra deniz kenarında yürüyelim mi? El ele. Olur. Kader bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Neden? Ya, okuldan çıktığımızdan beri tek kelime etmedin de. Mert. Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle aşkım. Aşkım mı? Bana böyle şeyler söylemesen.
Niye utanıyorsun ki? Biz sevgili değil miyiz? Ya utanırım tabii. Ya niye böyle bir şey söylüyorsun ki hem de tam şu anda? Bak Mert, sen çok yakışıklısın, çok tatlı bir insansın. Ama şimdi niye böyle söylüyorsun diyeceksin. Ben aslında sana mesaj atacaktım. Ama dedim ki sonra çok ayıp olur dedim, olmaz dedim. Mert, benim derslerim ya, benim derslerim çok yoğun. Ben çok zorlanıyorum dersleri. Pardon, bu olmaz. Sorun sende değil Mert, bende. Sorun bende. Ama sen şimdi sorun ne diyeceksin? Çok da haklısın. Sorun benim. Ben seni anlamıyorum Kader şu anda. Şey, tamam söylüyorum, tamam mı? Mert, ben senden... Mert, ben senden ayrı... Mert! Mert, iyi misin? Ya iyi misiniz? Mert! Dur. Ay dur dur. İyi misin? Kolum bir şey olmadı değil mi? Ya yok, burkulmuştur gel. Gel kalk. Bir şey mi anlıyorsun? Mert gel kalk. Son anda fark ettim. Ay ya bir şey var mı? Hastaneye gidelim. Bir daha yaparsanız disiplin cezası vereceğim dedi. O çocuk da gelmiş hala ben bir şey yapmadım diyor. Ya Güney çocuk haklı. Hiçbir şey yapmadı. Durup dururken çocuğa kafa attın. Ne yapsaydı köşede durup dayak mı yeseydi senden? Ya Songül bırak Allah aşkına. Koruyup durma bana şu çocuğu. Bak yemin ediyorum sen böyle yaptıkça gidip tekrar dövesim geliyor ha. Güney saçmalama ne olur ya. Sen ister inan ister inanma o çocuk sana yürüyor. Güney olabilir mi böyle bir şey Allah aşkına? Yürüseydi ben anlardım vallahi anlardım bak. Güney ne işin var burada? Başarılar diliyordum hocam. Tamam hadi dersimi bölme. Hadi. Tamam. Konuşacağız bu meseleyi. Daha bitmedi bak. Git. İyi dersler hocam. Sağ ol. Hazır mısın? Hadi. Hadi kızım. Hadi çek. Çek. Ah Maria. Duru sular gibi güzel Maria. İlk görüşte aşktı bizimkisi. Gökyüzündeki ay bizim için parlıyordu sanki. Ya o yıldızlar? Gökyüzündeki bütün yıldızları ellerimle teker teker toplayıp saçlarına yıldızlardan taç yapmıştım. Ve Ağustos böcekleri. Gecenin ıssızlığında aşkımız için şarkı söylüyorlardı. Ya bir git ya. Çiçek böcek ne alaka? Söylüyorlardı ya. Bozmasana kızım devam etsene. Değildi Leonardo. Uyduruyorsun burayı. Nasıl değildi Maria? İlk görüşte aşk değil miydi bizimkisi? He canım he. İllet olmuştum oğlum o gün ben sana. Ben de sana bayılmıştım. Bayılmıştın. Sevgili Maria'm, güneşim, ayım. Sen bana bir kere evet desen, bütün dünyayı karşıma almaya hazırım. Ciddi misin lan? Yemin et. Vallahi kız. Ama anam baban istemiyor ki beni. Nereden çıktı şimdi bu? Öyle ama. Onların şatosunda yaşıyorsun, onların altına biniyorsun. Bir kere dedim mi bu tatlı Maria'm için onların şatosunda yaşamayacağım, onların altına binmeyeceğim diye. Yemişim atın dedim mi? Demedin. Gene dönüp dolaşıp aynı konuları tekrar konuşacağız yani öyle mi? Tamam o zaman.
Ben senin şu Uşak Mert'le samimi olmanı ısıtıp ısıtıp önüne koyuyor muyum? Lan ben Mert'le! Yani Uşak Mert'le sadece arkadaşım. Arkadaşım. Tolluğum ya. Feride Hanım, bir şey soracağım. Ne? Ne diyorsun ya? Ver baktı ya. Ne yapıyorsun? Ay evet, iğrençti, ver baktı. Şaşırdı tamam. Kalk gidiyoruz Meral, yürü. Feride, nereye? Anlatacağım sonra. Yardım edeyim mi? Yok, iyiyim. Aa, ışıklar niye kapalı? Ay, uyudu mu bunlar yoksa? Ses gelmediğine göre uyudular herhalde. Çocuk bunlar daha ya. Bak iki dedikodu yapacaktık. Onun için bile uyanık kalamamışlar. Feride. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben de seni seviyorum sevgilim. İyi geceler. İyi geceler bir tane. Selam söyle kızlara. Söylerim. Bu niye açık ya? Çocuklar. Ay. Ay çok şükür hepiniz buradasınız. Canlarım benim. Ne? Ne oluyor?
Feride ne oldu? Ne oldu kızlara? Ne oldu? Toprak yardım et. Toprak uyanmıyorlar. Toprak ne olur bir şey yap. Toprak bir şey yap. Ölmediler de bana. Ölmediler de Allah'ım. Kadar kalk. Kalk güzelim ne olur. Feride dur. Kalk artık kalk. Feride. Feride dur. Feride dokunma ne olur. Feride böyle yardım edemeyiz onlara. Dokunma ne olur. Açın yapmayın bunu bana. Ne oluyor Toprak? Toprak bir şey yap. Bir şey yap. Ne olur bir şey yap. Uyanmıyorlar Toprak. Ambulans yardım eder. Toprak ne oluyor? Feride dokunma tamam mı? Tamam. Hemen gelsinler Toprak. Hemen gelsinler. Ara hemen. Ara. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım hayır. Ah kızlarım. Ne olur kalkın. Ne olur aç gözlerini güzelim. Ne olur yapmayın. Son gel. Son gel bırakmayın beni. Ne olur. Bu kelepçelerde çok sıktı jandarma kardeş. Oldu. Bir numara büyüğünü verelim. Bir de onu dene istersen. Hayır. Yani aslında kelepçeye gerek yok. Ha. Siz de haklısınız tabii. Her gün katildi, hırsızdı, bir sürü manyakla uğraşıyorsunuz. Ama ben vallahi de billahi de suçsuzum. Ah Kemal'im ah. Kendi halinde, gözü karısından başkasını görmeyen saygın bir küçük esnafken düştüğün şu duruma bak. Bakın efendim, bakın bakın, şu sıfata bakın. Bu adam suçlu olabilir mi? Bu adam masum efendim, masum. Adeta bir melek. Angel, angel. Sus lan, sus. Sabahtan beri dır dır dır. Suratında da memenet olsa bari. Mesude. Kemal'im. Jandarma kardeş, müsaade edersen iki dakika karımla vedalaşabilirim. Burada temiz çamaşırla çorap var. Ben alayım onu. Sağ ol. Daha bir şeye ihtiyacın olursa haber et. Ben getiririm sana. Özgürlük. Peki ya özgürlük getirebilir misin Mesude? Malum, bugünlerde en çok ona ihtiyacım var karıcığım. Deme öyle Kemal. Zaten zor tutuyorum kendimi. Bana bak kız Mesude. Yokluğumda eğer o yalancı kızını ev alırsan... bak vallahi de billahi de kocalık hakkımı sana helal etmem. Yok almam. Şeytan görsün yüzünü. Hadi artık. Bitsin vedalaşmamız. Al. Bizi özledikçe bakarsın. Bu neyle? Aile fotoğrafımız. Sen bir dünya markasısın Mesude. Ne markası Kemal? Salaklıkta bir dünya markası oldun Mesude. Bu neyle? Nal gibi Eylül duruyor bu fotoğrafın içinde. Sen beni hapishaneye yatıran kızına bakıp bakıp da sinir krizi geçirmemi mi istiyorsun hapishanede karıcığım? Ne bileyim Kemal fark etmedim bile. Aceleyle çantaya atıvermişim. Eylül'ü yırtıver orada. Hadi artık gidiyoruz. Götürme ne olur. Mesude. Kardeş. Götürmeyin, onun hiçbir suçu yok. Ne olur götürmeyin. O yalancı kızın benim başımı yaktı Mesude. Kemal! Vallahi de billahi de yaktı. Kemal ne olur götürmeyin. Bittim ben karıcığım. Kemal ne olur bırakma beni Kemal.
Kemal! Kemal! Arkadaşlar çok kan kaybeder, hemen bir bakalım, monitörize yapalım. Pardon, bir şey söyleyeceğim. İyileşecekler ama değil mi? İyileşecekler. Çok küçükler onlar, daha ölemezler ki. Ölemezler, daha çok küçükler. Kader, Kader güzelim. Korkma, tamam mı Kader? Korkma, dayan tatlım. Allah'ım. Songül, Songül buradayım. Eylül, korkma, tamam mı canım? Eylül, hastaneye gideceksiniz şimdi, korkma. Songül, bir tanem. Kızları hastaneye götürüyorlar. Ne demek hastaneye götürüyorlar lan? Ölmedi mi onlar? Ambulanslar geldiğine göre ölmediler herhalde abi. Neyse, ben gelince anlatırım. Buraya gelme. Peşlerinden git. Öldüklerinden emin olana kadar da bekle orada. Songül'üm. Güzelim. İyileşeceksin, tamam mı? Söz veriyorum, hepiniz iyileşeceksiniz Songül. İyileşeceksin, korkma, tamam mı? Bir tanem dayan. Hemen ambulans alalım. İyileşeceksin, söz veriyorum. Hepiniz iyileşeceksiniz, tamam mı? Meral, korkma, dayan tatlım. Buradayım ben, tamam mı? Eylül, hastaneye gideceksiniz. Korkma. Canlarım, dayanın ne olur, hastaneye kadar dayanın ne olur, bir şey söyleyin, iyileşecekler değil mi? Bir şey söyleyin ne olur. Songül, bir tanem. İyileşeceksin, söz veriyorum. Hepiniz iyileşeceksiniz, tamam mı? Songül buradayım.